أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد değerli kardeşlerim Ramazan-ı Şerif'in 16. günündeyiz. Bugün videomuz inşallah hem bir dua niyetinde hem bir davet niyetinde Ramazan-ı Şerif'in güzelliğini yaşama nasibi olmayanlar için olacaktır. Malum olduğu üzere Müslüman olmasına rağmen maalesef bu Ramazan-ı Şerif'in orucuyla müşerref olmayıp namaz kılmayan, dini hassasiyeti yaşamayan insanlar, Müslümanlar vardır. Rabbim Celle Celaluhu öncelikle hepsine hidayet versin. Bunlar bazen akrabalarımızdan, yakınlarımızdan da oluyor. İnsan olarak sevmemize rağmen bu tutum ve davranışları dolayısıyla üzüntü çektiğimiz insanlar kapsamı dahilinde. İnşallah bu mübarek günlerde onlara dua edelim. Rabbim Celle Celaluhu onların hidayetini kendilerine versin ki nasiplensinler ki bu güzellikleri, bu güzel atmosferi, bu hazzı ve keyfi yaşasınlar inşallah. Kardeşlerim Ramazan-ı Şerif'te bakıyorsunuz bazen genç olmasına rağmen, hasta olmamasına rağmen, yani şer'i hiçbir mazereti olmadan Ramazan-ı Şerif'in orucunu tutmayan insanlar var. Yani sorduğunuzda siz Müslüman mısınız? Elbette biz Müslümanız diyorlar. Peki niye oruç tutmuyorsunuz? Bir kısmı sonra tutarız gibi cevaplar, kaçamak cevaplar veriyor. Bir kısmı da biraz daha sert. Yani seni ne ilgilendiriyor tarzında tepkisel bir cevap verdiklerini görüyoruz. Dolayısıyla Müslümanlığı inkar etmiyor. Müslüman olduğunu söylüyor ama bu ibadetten de nasiplenmiyor maalesef. Birincisi biz onların akıllarına yaklaştırmak, bu sevabı, bu güzelliği yaşayan insanlar olarak onlara bunu tavsiye etmemiz, davet etmemiz icap ediyor. Güzel bir yolla onları nefret ettirmeden, onlara bu işi sevdirerek davet etmemiz icap ediyor. İkincisi onlar için dua etmemiz gerekiyor ve mümkünse oruç tutmayanlar aleni bir şekilde yani haşa ve kella sanki Allah'a savaş açarcasına sigaralarının, içeceklerini, yiyeceklerini sanki Ramazan-ı Şerif mahallelerine, sentlerine uğramamış gibi bir davranış sergiliyor olmaları İslam adına, medeniyetimizin adına yani Müslümanın saygınlığı adına gerçekten üzüntü verici bir durum haline dönüşüyor. Yani oruç tutmak, tutmamak ayrı bir vebal ama aynı zamanda tutmadığı halde aleni bir şekilde bunu tutmuyorum, meydanını okuyor, meydan okurcasına tutmuyorum şeklinde yapması bu da ayrı bir vebal maalesef. Çünkü biliyorsunuz Allah Celle Celaluhu İsrailoğullarından bahsederken onların hem günah işledikleri, hem haddi aştıkları, hem de aşikar bu işi yaptıkları için Allah onlara lanet ettiğini buyuruyor ayet-i celillerinde. Allah hazzı muhafaza eylesin. Bu çok kötü, çok can acıtıcı bir durum. Dolayısıyla inşallah biz hem dua edelim, hem davet edelim Allah'ın izniyle, hem de nasıl bir nimet içerisinde olduğumuzun farkına varalım. Allah Celle Celaluhu oruç tutanların oruçlarını kabul etsin. Oruç tutmayanların da Rabbim Celle Celaluhu oruç tutmalarına, tutmaları noktasında onlara hidayet versin. Oruç tutsunlar, namaz kılsınlar, ibadetlerini yerine getirsinler. Bu hidayetle müşerref olsunlar inşallah. Biz de bu işi yaptığımız için de ayrıyeten hamd edelim. Allah'a hamd olsun ki biz bu işin farkındayız, bu güzellikleri yaşıyoruz. Rabbim Celle Celaluhu ibadetlerinizi kabul eylesin. Saygılarımla. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.